İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ilişkin personel alımlarının kariyer sayfası üzerinden yayınlanacağını ve başvuru sürecinin internet üzerinden takip edileceğini açıkladı. Başkan İmamoğlu, işten çıkarılan personelle ilgili tartışmalar sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işe alımlarla ilgili dikkat çeken yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasını Twitter üzerinden duyurdu. İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakları personel alımlarını ve kriterlerini açıkça ilan edecek. İş arayan vatandaşlarımız kariyer sayfamıza online olarak başvurup tüm süreci takip edebilecekler dedi. Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul İl Binası önünde oturma eylemi başlatan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçilerini ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bir açıklamalarda bulunmuştu. Kaftancıoğlu, Büyükşehir'e işe alım olacaksa İstanbul'daki bütün işsizlerin haberi olacak. İster CHP'li olsun, ister AKP'li olsun hiç önemli değil. Şeffaf, adaletli, hakkaniyetli, liyakatli ve vicdanlı bir süreç olacak dedi. Yani şu işe alım ve çıkarım tartışmaları sürerken kimse de demiyor ki 31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu kazanmıştı. Daha sonra mazbatasını vermediler. 17-18 gün beklettiler. O süreç sonrasında mazbatayı verdiler. İşte o süre içerisinde işe alınan herkes hukuksuz bir şekilde olmasa da yani düzgün bir şekilde işe alınmadı. Liyakat yoktu, şeffaflık yoktu. Çünkü İmamoğlu'nun hakkıydı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmek. Mağduru nerede arayacaklar? CHP binası önünde değil. İşe kim aldıysa, hangi zihniyet aldıysa gidip orada hakkını arayacaklar. Çünkü İmamoğlu o zaman belediye başkanı bile değildi. İmamoğlu belki işe alacaktı o kişileri. Belki daha şeffaf bir şekilde başkaları da gelecekti. Bakıyoruz adamlar miting yapıyor. Geçmişte de bildiri yayınlamışlardı 31 Mart yerel seçimlerinden sonra. Biz İmamoğlu ile çalışmak istemiyoruz demişlerdi. Daha sonra onurlu bir şekilde o bildiriyi yayınlayanların kendi istifa etmesi gerekirken İmamoğlu işten çıkarınca kıyameti kopartmaya çalıştılar.